Merhaba tatlı çocuklar. Yine size minik bir hikaye seçtim. Ben uçan halıma oturdum ve minik hikayemi okumaya başlıyorum. Anne tavşan ve yavruları. Bir zamanlar ormanda anne tavşan ve yavruları yaşarmış. Anne tavşan her sabah ormandan topladığı ot, yaprak ve meyveleri evine getirir, yavrularının karnını doyururmuş. Evden çıkarken yavrularını sıkı sıkı tembihlermiş. Etrafta hain kurt dolaşıyor. Sizi yemek için fırsat kolluyor. Dikkatli olun ve benden başka hiç kimseye kapıyı açmayın dermiş. Bu arada kurt anne tavşının evden çıkmasını bekliyormuş. Amacı yavruları kandırarak kapıyı açmalarını sağlamakmış. Anne tavşan evden ayrılmış kurt bir süre sonra evin kapısını çalmış. Yavrular hep bir ağızdan kim o demişler. Hain kurt yanıt vermiş. Benim yavrularım kapıyı açın size yiyecek getirdim demiş. Yavrular hadi oradan hain kurt bizi kandırmaya çalışma. Senin sesin çok kalın annemizin sesi ince sen annemiz olamazsın demişler çok sinirlenen kurt oradan uzaklaşmış. Anne tavşan eve dönünce olanları duymuş. Birkaç gün evden ayrılmamış. Ama yiyecek bulmak için dışarı çıkmak zorunda kalmış. Bunu gören kurt hemen eve gelmiş. Sesini incelterek yavrulara seslenmiş. Yavrularım kapıyı açın size taze marul getirdim demiş. Yavrular kapıya gelen kurttan ayaklarını göstermesini istemişler. Kurt ayaklarını pencereye dayamış. Yavrular "Sen kocaman bir yalancısın. Annemizin ayakları beyaz, senin ayakların ise siyah." demişler. Bunun üzerine kurt değirmene gitmiş. Oradan aldığı unu üstüne, başına, ayaklarına sürmüş. Tekrar yuvanın kapısını çalmış yavrulara inanmıyorsanız bakın işte ayaklarım bembeyaz diyerek onları kandırmış. Kapıyı açan yavruları bir bir yakalayıp yutmuş. Yavrulardan biri tencerenin içine saklanmış. Diğer dört yavruyu yutan kurdun uykusu gelmiş. Derin bir uykuya dalmış. Eve gelen anne tavşan yavrularını göremeyince çok üzülmüş. Tencereye saklanan yavru annesine her şeyi anlatmış. Buna çok öfkelenen anne tavşan kurdun yanına gitmiş. Karnını yararak yavrularını kurtarmış. Kurdun karnına da taş doldurmuş. Onu uyandırmadan dere kenarına kadar taşımışlar. Uykudan uyanan kurt su içmek istemiş. Karnında bulunan taşların ağırlığı ile suya düşmüş ve boğulmuş. Anne tavşan ve yavruları bundan sonra korkmadan mutlu yaşamışlar. Ve minik hikayemiz burada bitti. İyi geceler, tatlı rüyalar. Bal uykular güzel çocuklar.